Ayo İlya Ötegen konuşmuyor. Yarenlikleri bitirmeyin. Halil konuş. Halil bir acı yarın ediyor gari lan. Yusa da inan. Etemanın arasına oturursanız daha yakışıklı çıkar. İkinlerle aşılabilir. Lan biz mangal kömürüyüz ya Ali. Evet, burada şimdi köyün muhtarını da görüyoruz. Evet. Abi iyi günler. İyi günler. Şu güzel günde alnında güneşe vermişsin böyle. ve burada köyün bütün sakinleri hazır. Evet. Bugün de bu birliklerin içerisinde köyümüz için geleceğe dair neler düşünüyoruz, neler yapmayı arzu ediyoruz? Köyümüz için ileriye dönük, ne yapabiliriz? Şimdi burada yolumuz yapılacak. Fakın Mahallesi, Buduş'tan Bolupınar Köyü ve köyün içi taş döşenecek. Ya bunlar ileri dönük köye bir hizmettir. İnşallah. Evet. İnşallah bunu da bu sene yıl sonuna doğru hepsi görülecek. İnşallah. Allah yardımcı olsun. Yani köyümüzü de şimdi gelsin. Bir ne bileyim yani genç olmadığı için yeni bir çalışmalar, yeni bir uygulama olmuyor. Aa, gördüğün gibi gençler bunlar. Köyün en genci bu vatandaştır burada. Lütfi Metin. Evet. Aday bitti. Lütfi nasıl Metin, aday? Ali Alay. Köyün gençleri. Muzaffer Kılınç. Sayın mı? Bu da önceydi. Çayını şahin. Tabii. Ne geldin uşaktan sen? Başka kim var? Halil Gül. Murat Atalay. Yani köyün misafiri. Abi ay ben. Dönem çek hocam bizi bir. Enişte El Gayni bizi bir çek. Çektim. Kesin de aldım yani. Kesin mi dolduracağız? Zafer abi nasılsın? Ben de iyi. Bak şu tane gözlükleri ha. Hoş geldin. Sıra sizin lan. İyi. Tamam, Buduş damında ne var yok? Yok. Acık yüksek konuş. Yani bir yaşamda bir ölen kalan var mı? Bir sorunumuz var mı? Yok yok, ölen kalan öyle yok. Muhtardan bir şey istiyorsunuz mu? İstemez lan. Muhtardan herhangi bir isteğiniz var mı? Hizmet gibi. İsteğimiz köyden iştirmesen ya sen boruyu. Tamam başka? Başka yok. Yolları esas yaptıracaksın. He tamam. Başka? Başka yok. İyi bakayım. Hani, tamam o zaman. Herhangi bir isteğiniz yok başka? Yok. Etema ya bir de hanım. Boduç damına iyi bakacaksın diyor bak. Boduç damı mahallesine iyi bakacakmışım ben öyle mi? Öyle. Tamam. İyi bakacakmışım. Tabii orası benim yani mahallem. Tabii. Bir yandan da hanımın köyü olduğundan iyi bakmam lazım. Oraya iyi bakmam lazım. Hanımın köyü olduğundan iyi bakacaktık. Hadi bakalım muhtar talimatı aldın. Tamam. Etema'dan talimatı aldın. Açık kinayetlik yapma. İyi bak. Yala. Ya bak bu da fazla derin girme. Hoca bunu yarın Urupınar sitesine koy. İyi bak Boduş da bu mahallesine. He, sen onların tersi ol. Buradan iyi bakarsın sen onu. Haldeyim merhaba. Merhaba. Çok şükür iyi gördüm seni. Çok şükür. Çok iyiyim ben. Çok fayda gördük değil mi ameliyattan? Gördük gördük. Allah razı olsun. Çok şükür. Çok şükür. Çok iyiyim vallahi. Allah'a şükür. Allah sıhhat sağlıkta hayırlı ömürler versin inşallah. Hepimiz. İnşallah. Amcaoğlu bugün burada. Rahmetli Hüseyin dayımın mevlid için bulunuyoruz. İnşallah bugün de törenimiz olacak. Allah kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin. Sen hoş geldin, iyi oldu. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol. Allah kabul etsin şimdiden inşallah. Amin amcaoğlu. Sağ olasın. Sen sağ olasın. Amin. İçinde mikrop yok, farkın yok, karışım yok. Ama doktor dedi tabii ne mi? Yasak katarım. Dedi böyle, herkese diyor gerçi de. Yalnız alır mı suyu? En tehlikelisi en mikroplusu yani. Haliler bunu gösteriyor. Yerler bunu da. Ben televizyon... Değdi mi ki Muzaffer amca sana oy? Oy vermedim. Bir sor bakalım bir. Değdin mi yemedin mi? Yemedim ya. Ha gördüm. Yalan söylemez Muzaffer. Yoksa ki sana. He, o da bundan da bir internet usta ya. Ben Ahmet. Senin bak, çayını da içtim, oy da vermem dedim ben sana, İres mi konuştum? Yani hem çayını içtin, he. Hem de oy vermem dedin. Dedim ya. Açık yani doğru. Açık, harbi. Harbi konuştum şimdi, ben ya. Gelecek zamanda verir misin? Bir şekilde böyle denk geleceğini çekeceğim. Belli olmaz. Bir de valla olmaz. Vallahi bu... Tehlikeli. Tehlikeli, tehlikeli. Tehlikeli. Oy verir misin seçimde bana? Hemen lan. Ha, duydun mu bak? Ha.
iş yapıp vermenin derim. Ama bak araya bir şey sürüyor. Tamam. İş yaparsan diyor. Senden demin istekleri vardı ya. Şunlar yazdık ya oraya. Heh. O istekler yerine getirilirse oyu senin tamamın. Amca sen bana niye oy vermiyorsun ya? Ahmet yetmedi mi iki sefer verdik. Yetti Allah razı olsun. Evet. Yine bak iki oy vermiş. İki dönem yani. Yani. İki dönemde vermemiş. Bir dönem. Yok şimdi dört ya. He. Dört. Seçim dört. Evet. Evet. Şimdi bir dönem daha muhtarlık yapacağız. Oy verse millet. Tamam. İnşallah. İnşallah. Allah'ın vatandaşı takdirine kalmış bu. Hadi bakalım. Allah herkese yardımcı olsun. Tabii tabii. Yani 3-5 sene içerisinde yaptığı hizmeti değerlendirirlerse bizim bu köyde ondan sonra der ki tamam bu arada hizmeti yaptı der bana. Sen güzün geldiği zaman şu meydan taş döşeli görürsen, bu yol asfalt görürsen o zaman daha değişik fikirinde bir şeyler canlanır. Biz kapatalım. Yede koyunu da cebine koyarsın de. Evet, evet. Ya abi bu taş döşeme işi nasıl olacak burada, nasıl düşünüyorsunuz? Hani hangi yollara yani? Yani köy içine. Köyün boşluğu ve mahalle arası. Evlen arasında boş olan kısımları döşenecek. Yani 1000-2000 ne verirse. Yani köyün, yettiği yere kadar diyorsun. Evet, uygun olan kısımları taş döşenecek. Evet. İnşallah asfaltımız olacak. Asfaltımız Haziran Temmuz ayında yapılacak. Buna değişecekse kesinlikle yani. Bu maden işi nasıl devam edecek mi? Maden devam ediyor. Madenin yolu değişecek. İnşallah. O Hacı Musa'dan yol ayıracağız oraya madene. Evet. Yani Ulupınar kamyonla görmeyecek. Tabii ki ben herkese bakıyorum. Hadi bakalım. Ya bunu inşallah. Bu sene görecek ya yani. İnşallah. Allah yardımcı olsun. Yolunun yerini, yurdunu dizdik, proje yapıldı. Kaymakam Bey ilgileniyor konuyla. İyi haber. İyi bir haber. İyi haber, güzel. Yani buradan tırlağa geçmiş. İnşallah. Amcaoğlu, buradan geçmeyince nereden çıkacaklar onlar onu? Uzak koysunlar. Yani Fakılay yolu, Ulupınar yolu madenden kurtulmuş oluyor. Anladım. Kestirme bir şey mi yapacaklar diyor. Tamam, çok güzel. Araziden. Köyün dışından. Köyün de ana yolu 2,5 kilometresini vuracak. Son kesimde. Evet. Antalya'cığım, benim işim var orada. Kalacak mıydı bu adam? Şahin abi nasılsın? Halil abi de yarenlik çıkarıversin şöyle. Ya, Halil güzel yarenlik. Yarenlik kim iyi biliyor? Yarenliği daha böyle kekimlerde tutukluyor oluyor. Ya, tutukla mı abi? Sen şöyle geçsene Halil abi ya. Kekimlerde tutuklu oluyor. Sen geç geç şöyle geç. Boyunun nasıl yediğiniz çocuk abi yarın altta. Sakin zamanda oluyor. Abi. Girip yere bakıyor gibi oldu mu olmaz o. Olmuyor ya. Böyle hiç. Keşke şöyle olsaydı dediğim. Farklı düşündün olmuyor mu? Bazı konularda oluyor da olsa mesela bir örnek verebilir misin? Hangi konuda bir ters düştüğünüz oldu muhtarla? Ya bu da ters düştüğümüz olur ama olsa bile çünkü usta olduğu için bir şey demek gerekmiyor. Yani söz onda diyorsun. Evet. Tecrübeli. Evet. Evet burada muhtarın ustalığını da takdir ediyorsun yani. Evet. Şimdi bugünlerde bir de meşhur bir laf var ortada. Sayın Başbakanımızın çıraklığı. Ustası da Akgül Ali'de. Ustalık ve arkasından da ustalık dönemi geliyordu. Şimdi muhtar ustalık dönemine mi geçti? Evet. Abi sen şimdi ustalık dönemindesin öyle evet, mi? Evet. O zaman sana ustalık döneminde. Sayın Başbakanımız dediği gibi 5 yıl acemi, 5 yıl golfa, 5 yıl ustalık. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. 15 yılı evet. Böylece tamamlayacaksınız. Yani burada da söyleyeyim de Sayın Başbakanımızın da yazmış olduğu işleri takdir ediyoruz buradan yani. Yanımda açıklayan burada köyün ortasında. Evet, çok siyasice bir görüş evet. Oldu. Evet. Sayın Başbakanımızın da burada yapmış olduğu hizmetleri onaylıyorum. Güzel. Gayet çalışmış. Bakarsın bu konuşmayı duyunca diyor. Bak Erol Bey iki kamyon taş daha gelir bize diyor. Onu Pınar'la der ki ya bu adam niye böyle oldu demesin yani. Ben AK Partiliyim ve AK Parti destekliyorum burada. Biz de aynen. Etim ağa. Etim ağa. Nerede diyorsun? Çalışacaksın yanında. Ne diyorsa tamam diyor. Tamam. Abdese gitti herhalde. Gel.
Güzel bir gün oldu. Böylece köyümüzde ziyaret etmiş olduk. Ve köyümüzün halkı, esnafı ve yöneticileri burada. Tabii ki. Sayın muhtarımız Ahmet yani Şahin abimiz. CD... Ağza Şahin Şahin abimiz. Bu CD'yi izleyen, dinleyen Sayın Ulupınarlılar. Hepsine burada söylüyorum. Elinizden gücünüz ne yeterse Ulupınar köyüne doğru dönüş yapın. Köy bitmektedir. Yani bunu herkesin bilmesi lazım. Hocam bilhassa bu şeyi koyalım bak. Evet evet köyümüzü canlandıralım. Evet geri dönüş tamam, yapın. Şu lafını bir daha evet şey Sayın Ulupınar halkına sesleniyorum dışarıdakinlere. Tekrar sesleniyorum. Ulupınar köyüne geri dönüş yapsınlar. Ulupınar köyü bitmektedir. Yani bunu beraber canlandırmamız lazım. Evet. Evet tamamdır. Bu canı yürekten istiyoruz evet. Hepimiz ama inşallah dediğin olur. İnşallah Starcığım. İnşallah. Bunu da herkes izlesin diplesin. İnşallah. Burada. Ana kucağı, baba ocağı dedikleri bir yer. İnşallah. Ya bittik ya, kalmadı ya. Sağ olun. Hep iyi bana, oldu. Tamam. Ya amcaoğlu hep beni konuşturdunuz bak. Canım burada şimdi muhtar sensin, mülki amir sensin. Burada şimdi sen konuşacaksın burada tabii. Burada bir basın geldi uşaktan. Böyle şöyle buranda konuşuyordum ben.